Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2023-2024 Öğretim Yılı, 2. Dönem Sınavı, Seçmeli Girişimcilik 1 ve 2. 16 Mart 2024, 1. Oturum, 974, Seçmeli Girişimcilik 1. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi biliminin ilgi alanına girmez? A. Adil bir dünyada yaşama. B. İşletmeye nitelikli iş gücü arama. C. Mal ve hizmet üretme. D. Düzenli bir gelire sahip olma. Doğru cevap A. Adil bir dünyada yaşama. Soru 2. Tabiatta bulunan toprak, orman, maden ve benzeri kaynaklar aşağıdaki üretim faktörlerinden hangisine ait örneklerdir? A. Girişimci, B. Sermaye, C. Emek, D. Doğa. Doğru cevap D. Doğa. Soru 3. Arz, talep, piyasa, fiyat aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgili kavramlardır? A. Psikoloji, B. Sosyoloji, C. Ekonomi, D. Mantık. Doğru cevap C. Ekonomi. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın önemli unsurlarından biridir? A. Strateji, B. Taklit, C. Orijinallik, D. Sponsor. Doğru cevap C. Orijinallik. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin verimliliğini artırarak piyasada tutunabilmesini sağlayan unsurlardandır? A. Rekabetçi düşünme, B. Yüksek kar marjı, C. Fason üretim, D. Ürün taklitçiliği. Doğru cevap A. Rekabetçi düşünme. Soru 6. İşletme içinde bir fikri risk alma ve yenilik yapma yoluyla karlı nihai bir ürüne dönüştürme sorumluluğunu üstlenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Franchising, B. İç girişimci, C. Federasyon, D. Finansman. Doğru cevap B. İç girişimci. Soru 7. Sosyal girişimciliğin oluşturduğu en önemli ekonomik değer aşağıdakilerden hangisidir? A. Genç nüfusta artış sağlaması, B. İstihdam oluşturması, C. İthalatı artırması, D. Kültürel çeşitliliği artırması. Doğru cevap B. İstihdam oluşturması. Soru 8. Türkiye'de arama ve kurtarma ekibi olarak bilinen sosyal girişimcilik faaliyetini yürüten kuruluşun kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? A. AKUT, B. TEMA, C. ÇEKÜL, D. LÖSEV. Doğru cevap A. AKUT. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretebilmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyim olarak tanımlanır? A. Sermaye, B. Teknik bilgi, C. Motivasyon, D. İnisiyatif. Doğru cevap B. Teknik bilgi. Soru 10. Aşağıdaki bireylerden hangisi başkalarından emir almadan çalışma fırsatını yakalar? A. Özgüveni yetersiz olan, B. Sabit geliri yeterli gören, C. Risk almaktan kaçınan, D. Kendi işinin patronu olan. Doğru cevap D. Kendi işinin patronu olan. Soru 11. Var olan işe değişiklikler getirmek girişimci için büyük bir fırsat olabilir. Bu durumun gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Eski iş fikirlerinin yapılan yeniliklerle daha cazip hale getirilmesi. B. İş yaşamındaki mevcut eğilimlerin takip edilmesi. C. Fizibilite çalışması yapmadan pazara giriş yapılması. D. Fikirlerin kendine saklanması. Doğru cevap A. Eski iş fikirlerinin yapılan yeniliklerle daha cazip hale getirilmesi. 17 Mart 2024, 3. Oturum, 975, Seçmeli Girişimcilik 2. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi hayata geçirilmek istenen bir iş fikri örneği olarak değerlendirilemez? A. Ev yemekleri yemeyi tercih etmek, B. Kültür mantarı üretip satmak, C. Oto kiralama şirketi kurmak, D. Kardelen çiçeği ihracatı yapmak. Doğru cevap A. Ev yemekleri yemeyi tercih etmek.
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bir projeyi başarılı kılan unsurlardandır? A. Maliyetlerin hedeflenen getirinin üstünde olması. B. Her aşamanın kimler tarafından nasıl yerine getirileceğinin belirlenmesi. C. Projenin bir bütün olarak tekrar edilmesi. D. Hiyerarşik yapının belirsiz olması. Doğru cevap B. Her aşamanın kimler tarafından nasıl yerine getirileceğinin belirlenmesi. Soru 3. İş fikrinin yani projenin dayanağı olan gerekçenin somut göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sinerji. B. Strateji. C. Talep. D. Risk. Doğru cevap C. Talep. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kafasındaki iş fikrinin belirginleşmesine, netleşmesine yardımcı olur? A. Teçhizat. B. İş planı. C. Teminat. D. Zarar. Doğru cevap B. İş planı. Soru 5. Sunduğu mal ve hizmetlerin fiyatını yüksek tutan ya da ucuz ve kalitesiz mal sunan işletmelerin durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Kısa dönemde yüksek kar elde ederken uzun dönemde piyasadan çekilmesine neden olabilir. B. Kısa dönemde kar miktarı düşüktür. C. Uzun dönemde müşteri memnuniyeti daha yüksektir. D. Kısa ve uzun dönemde işletme karlılığı oldukça iyidir. Doğru cevap A. Kısa dönemde yüksek kar elde ederken uzun dönemde piyasadan çekilmesine neden olabilir. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin destekleyici fonksiyonlarından biri değildir? A. Muhasebe. B. Depolama. C. Ulaştırma. D. Finansman. Doğru cevap D. Finansman. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin ekonomik hedeflerinden biri değildir? A. Kamu tasarrufu yaparak sermaye birikimine önderlik etmek. B. Çağdaş işletmeler kurarak donanımlı elemanlar yetiştirmek. C. Geri kalmış yörelerimizin kalkınmasına yardımcı olmak. D. Şahıslara ait ekonomik zorluktaki şirketleri özelleştirmek. Doğru cevap D. Şahıslara ait ekonomik zorluktaki şirketleri özelleştirmek. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi mal üreten işletmelerdendir? A. Otomobil fabrikası. B. Turizm bürosu. C. Çocuk hastanesi. D. Alışveriş merkezi. Doğru cevap A. Otomobil fabrikası. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerin özelliklerinden biridir? A. Ortakların sorumlulukları sınırlıdır. B. Şirketin borcu ortakları bağlamaz. C. Kazançlar şirket sözleşmesinde belirtilen biçimde dağıtılır. D. Şirketin sermaye gücü ortakların mal varlığına bağlı değildir. Doğru cevap C. Kazançlar şirket sözleşmesinde belirtilen biçimde dağıtılır. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin aşması gereken engellerden biri değildir? A. Ekonomik dalgalanmalar. B. Yeterli özgüven. C. Yalnızlık. D. Stres. Doğru cevap B. Yeterli özgüven. Soru 11. Bir işletmenin ürünlerinin yurt içinde ya da yurt dışında satışı ve pazarlanmasını sağlayan işletme ya da şahıslar aşağıdakilerden hangisidir? A. Bayilik, distribütörlük. B. COSGAP. C. Franchising. D. İnternet girişimciliği. Doğru cevap A. Bayilik, distribütörlük. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.